Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor açıklamalarda bulunuyor. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni transferimiz Emre Mor bugün bizlerle birlikte. Öncelikle genel bir kamp değerlendirmesi alacağız. Sonra sizin sorularınıza geçeceğiz. We can start with the general camp overview. Huh? We can start with the camp evaluation. We are training hard here every day. I came in few days ago, so for me it's a little bit extra hard. I had to adapt quick to a lot of things, but it's going good. We train good. We already saw that we played some good games before, and yesterday we won. So the camp is going good, I think. And we have a game. I think it was Tuesday. They changed it to. So now we are preparing for that. We are looking forward to the last trainings here, and then for the rest of the training before the important games comes. Evet, zor ve sıkı bir şekilde idmanlarımızı sürdürüyoruz. Ben de birkaç gün önce buradaydım. Tabii ki benim açımdan sonradan gelip buraya adapte olması, buradaki idman temposuna adapte olması, hızlı bir şekilde adapte olması biraz daha zor oluyor. Ama şu an itibariyle iyi gittiğini söyleyebilirim. Oynadığımız hazırlık maçlarında da iyi sonuçlar çıkardık, iyi performanslar ortaya koyduk. Dün de aynı şekilde Partizan'ı yendik. İyi ilerlediğimizi düşünüyorum şu anda. Önümüzde oynayacağımız bir hazırlık maçı var. Onun için hazırlanıyoruz. İdmanlarımız aynı şekilde devam ediyor. Sıkı bir şekilde önemli bir şekilde, ciddi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ta ki oynayacağımız Dinamo maçına kadar. Önemli takımlarda forma giydi. Kariyerinde inişler çıkışlar oldu. Bu sezon Fenerbahçe'den teklif aldığında neler hissetti? Bu teklifi duyduğunda ve sonrasındaki süreçle ilgili bize bilgi verebilir mi? You played in very crucial and important teams, and in your career you had also some up and down periods. How did you feel yourself when Fenerbahçe interested with you, and how are you feeling yourself? No, I was really happy. Like I said in another interview, that the plan from the start of last season was set, and I was sticking to that plan, and I was fully focused. And that plan was Fenerbahce was included in that plan. That was the only club in Turkey I wanted to go to if I had to stay here. So. We were just sticking to the plan, and luckily they showed interest, so I'm really happy for that. Then now I can continue my plan and to the next level. Elbette ki kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir önceki röportajımda da söylemiş olduğum gibi geçen sezon bir plan oluşturulmuştu ve bu plan sene sonunda Fenerbahçe'ye gidebilmekti. Planım belliydi açıkçası ve ben de bu plan doğrultusunda hareket ettim ve buna odaklandım. Gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe'de olduğum için oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Şanslıyım ki Fenerbahçe'de aynı şekilde bana ilgi duydu ve sonrasında buraya geldim. Bu şekilde devam etmek istiyorum. İyi bir şekilde Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Ta ki bir sonraki seviyeye ulaşana kadar. Soran, geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergiledi ama önceki sezonlarda istediği performansı ortaya koyamamıştı. Neler değişti hem karakter anlamında hem psikolojik anlamda? Kendini nasıl hissediyor ve yeniden milli takım için neler söyler? So you showed very good performance last year, but in the last year, last 10 of the last years, we can say that your performance was not very well. What has changed for you if you talk about the last season, because you showed really remarkable performance? What would you like to say about it? Also, what are you thinking for the national team? There's a lot of things. When I first became professional, I was thinking that the quality was the only thing that could drive me to the top. And when you think like this and you're not prepared mentally, you get it's like you run into the wall. And I think I did that. Luckily, I did it in an early age, so I could change this. I could change my career for the good again. And last year I was only committed to come back to my best form again. And
and I was only focused on this, and I had the right people around me to guide me the right way, and I think it was a good match for me to go Karagümrük in that time to kind of reborn again, and this was successful. So I think this is the reason, like mentally, was a big part of it. And I'm more mature now. I understand more now than I did a few years ago. Evet, çok fazla şeyin değiştiğini söyleyebilirim. Açıkçası profesyonel olarak futbol oynamaya başladığınızda kalitenin sizi yukarıya kadar çıkaracak tek unsur olduğunu düşünüyorsunuz. Ama açıkçası bu durum böyle değil. Mental olarak da kendinizi hazır halde bulundurmanız gerekiyor ki bu konuda eksiklik vardı benim açımdan. Açıkçası bana da bu oldu. Ben de bu olayı yaşadım ama bunu değiştirmeyi başardığımı düşünüyorum. Özellikle geçen sezon itibariyle en iyi performansıma, göstereceğim en iyi performansıma geri dönmek için elimden gelenin en iyisini yaptım ve sadece buna odaklandım. Etrafımdaki insanlar doğru insanlardı, çalıştığım insanlar doğru insanlardı ve Karagümrük'te oynamış olmam da benim açımdan iyi bir eşleşme oldu açıkçası. İyi bir uyum oldu aramızda, takımla aramızda. Yeniden doğmak istiyordum. Yeniden o performansa erişmek istiyordum. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Mental olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki şu anda kendimi daha olgun bir şekilde hissettiğimi söyleyebilirim geçmişe nazaran. Did you miss national team? Yeah, of course. Tabii ki. Evet. Ben de bir soru soracağım. Transfer dönemi öncesinde Karagümrük kendisi de yeniden doğuş olarak tanımladı. Bu yeniden doğuş sürecinde Volkan Demirel'in teknik direktörün etkisi nedir? Ve tabii ki transfer sürecinde de çok fazla etkisi olduğu söyleniyor. Volkan Demirel'le ilgili neler söylemek ister? So when Karagümrük transferred to you, they also describe you as a reborn, to make you reborn. And we believe that Volkan Demirel had an also very big impact for your development here, development there. What would you like to say about this situation, about his impact on you? I think everybody who was a part of the club had a big impact of my success there. Also the former coach, when I came there, I was not fit. I have not been training with a team for a while, and the patience they had for me to get in shape was the reason why in the end I came in good shape. And of course sometimes you are really good with a coach and you get a lot of success with a coach, for example like Volkan, because we were a really good match, I think, and we spoke a lot together. And of course some coaches are better than other coaches for different persons, and he was the perfect match for me, I think, and he's a big reason why I had a successful season, and I have thanked him many times, and I can thank him again. he was a big reason why I had a good season. Transfer sürecinde de etkili oldu. Açıkçası başarımda herkesin etkisi oldu. Volkan hocamın da keza bu konuda çok büyük etkisi oldu benim gelişmemde. Açıkçası Karagümrük'e geldiğim dönemde çok fazla kendimi fit hissetmiyordum. Fit değildim. Çünkü uzun bir süredir takımla idman yapmamıştım. Takım antrenmanı yapmamıştım. Dolayısıyla bu bir sabır süreciydi. Ve bu sürecin sonunda da benim açımdan oldukça olumlu bir süreç gerçekleşti. Bazen çalıştığınız hocalarla iyi bir uyum yakalarsınız ve bunun sonucunda da başarı ortaya çıkar. Volkan Hoca'da da aynı bu şekilde oldu açıkçası. Uyum içinde çalıştığımızı düşünüyorum. Çok fazla konuştuk birbirimizle sezon içerisinde. Her hocanın mantalitesi farklıdır. Bazı hocalarla daha farklı iletişimler yakalayabilirsiniz. Biz açıkçası çok harika bir uyum yakaladık. Dolayısıyla benim başarımdaki en büyük sebeplerden bir tanesi Volkan Hoca'yla çalışmaktı. Şu an itibariyle de tekrar burada Volkan Hocama teşekkür etmek istiyorum. Zira kendisi benim başarımda büyük bir paya sahipti. But also something he said also one time was that because he heard that I was a difficult player, and when he got to know me, he saw also that this was not true if you manage it in the right way. So what he actually did was he didn't came to me every day and said you're the best player. He just let me play my football and he supported me, and he was always there for me. And of course, if I do something wrong, he's also a guy that can tell it. But
But he just let me play, and this is what I needed. I just needed to play and just feel good on the pitch, and this was what he made me feel. So. Buna ekleyeceğim bir şey var, daha var açıkçası. Ben Karagümrük'e gelmeden önce hocanın duymuş olduğu bazı şeyler vardı. Benim zor bir oyuncu olduğumla alakalı olarak. Ama beni tanıdıktan sonra bu söylentilerin doğru olmadığını da bana açıkçası söylemişti. Açıkçası Volkan Hoca'nın yaptığı şey şuydu. Bana her gün sen en iyi futbolcusun, en iyi futbolcusun gibi cümleler kurmadı. Daha çok benim futbol oynamama izin verdi. Ve beni destekledi futbol oynamam noktasında. Dolayısıyla... Benim de ihtiyacım olan nokta açıkçası buydu. Futbol oynamaktı. Buna ihtiyacım vardı. Bunun doğrultusunda da süreç bu şekilde gelişti. Kenan Bey, bir Kenan sorsun da. Kendisinin olduğu bölgede zaten normalde Arda, İrfan her ne kadar farklı mevkilerde oynasalar da Pelkas Rossi vardı. Şimdi önce Bruma, Lincoln ve kendisi de geldi. Yoğun bir rekabet var. Kısa bir süre oldu ama o bölgedeki rekabetle ilgili neler söylemek ister? There were already some players on your position like Irfan, Pelkas, Rossi, Arda, and they also transferred Bruma and Lincoln. It's going to be a very big competition on this position. What would you like to say about this competition on your position? No, in a big club like Fener, there should always be competition. I think you cannot expect go Fenerbahce and then they put the red carpet for you to play. But I think we have a lot of games. And I think everybody will get the opportunity, and everybody will get gaming time. I think, so I don't see a problem. But also, some of these players they were mentioning, they are not exactly my position. I think, but yeah, of course, there's always competition. That's the difficult part of football. Otherwise, I think everybody, if they have their own position all the season, that. It will not be difficult for anybody. Fenerbahçe gibi büyük bir camialarda bu tip rekabetlerin olması açıkçası normal. Tek bir oyuncuyla sezonu devam ettirmez büyük kulüpler. Tabii ki önümüzde oynayacağımız çok maç var sezon içerisinde ve herkesin de pozisyonlarında fırsat bulacağını düşünüyorum. O yüzden benim açımdan bir problem teşkil etmiyor bu. Ama bahsettiğiniz bazı isimler zaten orijinal anlamda benim pozisyonumda oynayan futbolcular değiller. Ben her zaman rekabete açığım. Zaten futbolun da zor tarafı bu rekabet ortamının olması. Rekabet olmamış olsaydı zaten tek bir oyuncu tüm sezon boyunca oynamış olurdu. O zaman da bir zorluk ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla rekabet benim için önemli ve güzel. Takımda çok etkilendiği bir oyuncu var mı? İzlemekten keyif aldı ve Arda Güler genç bir oyuncu, çok yetenekli. Onunla diyaloğu nasıl, tecrübelerini aktarıyor mu kendisine? So is there any player that you're enjoying to watch in our team? Arda is also a very talented player. Are you also talking about your experience to him? What would you like to say about him too? No, I didn't train too much with the team. I know a little bit from last season, of course. And of course there's good players. About Arda, I see a little bit myself in him when I came up first, and I will probably get to know him better, and I will also for sure help him because I was in the situation he was. So maybe some things I did wrong, I will help him not to do these kind of things. Of course, and I love to help people like this. Açıkçası birlikte çok fazla antrenman yapma fırsatı bulamadık ama geçen sezondan tabii ki de takip ediyordum. Takımımızda gerçekten çok iyi oyuncular var. Arda özelinde konuşacak olursam açıkçası benim ilk geldiğim zamanı görüyorum Arda'da. Ama zaman içerisinde çok daha iyi tanıyacağımı düşünüyorum ve aynı şekilde şüphesiz ona da yardımcı olacağım. Benim yaptığım yanlışları, hataları yapmaması konusunda kendi tecrübelerimi ona aktaracağım. İnsanlara yardım etmeyi, etrafımdaki insanlara bu anlamda yardım etmeyi seviyorum. Şunu da sormak istiyorum. Bu yıl yine olmazsa olmaz bir şampiyonluk hedefi var. Ardından ilk olarak tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi de var. Yüksek baskı, büyük kulüp. Bu onu heyecanlandırıyor mu? Bunlarla mücadele etmeye hazır mı? So we have a objective to win the title. There will be also a game in the qualification in the Champions League. So it's going to be very high pressure on us. So are you ready to control this challenge and this high pressure? Does it excite you? I think in a club like this there will always be pressure. Even if we didn't have Champions League this year, then they will expect us to win everything else.
I think we have to take each day and each training to get ready. And then with our quality, of course, we can make it. But it's a lot about mentality also. If we are strong enough mentality, because the Turkish league, like you see last year, everybody can beat each other almost. So we have to be focused in every game, even with against a little bit smaller teams. And then we see in the end of season, for sure the chances are there. And I of course hope that we will have a very good season, both in the Turkish league and the Champions League. Fenerbahçe gibi büyük camialarda daima baskı olur. Bizler de her antrenmanımızı sıkı bir şekilde yapıyoruz. Daha iyi olmak için, hazır olmak adına ve kalitemizle de bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Ama sadece kalitenin yeterli olduğunu da düşünmüyorum. Aynı zamanda mentalitenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen yıla baktığımız zaman açıkçası sezon içerisinde bütün takımlar birbirlerini yenebildiler. Dolayısıyla daha küçük takımlara karşı oynarken de her zaman hazır ve konsantre bir şekilde olmamız gerekiyor. Şu anda şans orada duruyor. İhtimaller orada duruyor. Umuyorum hep birlikte iyi bir sezon çıkarırız ve Türkiye Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sonuçlar elde ederiz. Emre Arda Güler'de biraz kendisini gördüğünden bahsetti. Ona şöyle bir 10 saniyelik pozisyon var. Onu göstermek istiyorum. Bu sezon onu çok sık görecek miyiz kendisinden? Şöyle çok ufak sadece yan yana oldu. Emre Mor and Arda Güler. You said that I said myself on Arda. Are we going to see bu görüntüden çok hoşlandı. Because the fans were pleased to make these passes. Are we going to see this all the time on the season like this? All the time, I don't know, but he's a player that has the quality and he likes to do the things I also like to do. So if we have the chance to play together, I think we will see this, of course. I will never change the way I'm playing. And I, of course, sometimes I'm entertaining people. So of course I will not change the way I'm playing. Açıkçası her zaman bunların olup olmayacağını bilemiyorum ama Arda özelinde konuşursam gerçekten çok kaliteli bir futbolcu Arda. O da benim gibi bu tip hareketleri, bu tip oyun şeklini seven bir oyuncu. Eğer birlikte oynarsak elbette ki göreceğiz bunların olup olmayacağımı. Benim oyun şeklim belli, oynama stilim belli ve oynarken taraftarları da eğlendirdiğimi düşünüyorum açıkçası. Keyif verdiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu oyun şeklimi değiştirmeyeceğim elbette.